Efendim Yasin adada konseyden sonra Acun abi Barış'la Yasin'i uyardıktan sonra adada Barış'la bir yüzleşme yaşıyor. Bakalım neler konuşulmuş izliyoruz. Barış sence niye ben suçlu oldum? Ben de öyle beklemiyordum sonucu. Ben anlamadım çünkü. Ben orada hani açık ve net söylüyorum, Barış da burada. Barış'ın sinirli gelmesi, benim orada mesela söylenmesi, sizin birbirinize girmeniz, biz sadece orayı hatırlıyoruz. Adam öncesini söylüyor. Hiçbirimize öncesi aklına gelmedi mesela. Ben sana söyleyeyim, hatalarınız tamam, dediğince ben kabul ettim, hata yaptım falan filan. Ondan sonra seninle konuştuk, seninle konuştuğumuzun ertesi günü benimle kavga ediyor. Her ne kadar orada, hadi diyelim ki öyle bir şey olmuşsa, neden beni çekip köşeye demiyorsun, bak böyle böyle yaptın, hatalısın diye, niye benimle kavga ettin? Hareketinden bir kavga değildi sonuçta, oyunun hırsıyla alakalı bir şeydi. Patladık yani, olmaması gerekiyordu. Hele öyle bir konseymişim olmaması gerekiyordu. Takıma da yansıdı. Ödül büyüktü. Kaybedince daha da üzüldük. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yapıyorsun, Barış diyorsun. Tamam Barış. Ondan sonra kavga ediyorsun. Şimdi yine bu defa yine geri çekiliyorsun. Sonra gideceksin, orada yatacaksın bir hafta boyunca. Sonra bizim takım komple, biz grup olmuş olacağız. Sen tek başına orada kalmış olacaksın. Yine suçlusu biz olacağız. Barış, takımın içine girmek istiyorsan bizimle sabah uyan. Hep beraber kokonat yiyorsak beraber yiyelim. Sürekli uyuma. Bir Yasinler orada oturuyorsa onların arasına sohbete gir. Hep beraber sıcak su içelim. Bir de bunu deme. Okey mi? Yapacağım, yapacağım. Parkurda güçlüsün, adada, kampta güçlüsün, SMS'de güçlüsün, her şekilde bak dinle. Barış da baktım bir karakter. İkinizin zaten bir şey olacağı belliydi ama oyun alanında yapılması çok kötü oldu. Evrim, neye karşı biliyor musun? Şimdi sesini incittik söyleyeceğim. Biz seninle şu an kavga etmiyoruz. Tamam, kavga etmiyoruz. Hani yüksek tamam, sesle tamam, konuşabiliriz biliyorum. Yani. Hayır, neye karşı biliyor musun? İşte bu duruma karşı. Ben seni anlıyorum. Neye sinirlendiğini de biliyorum. Ortalık. Bak. Ortalıkta bir şey konuşulunca... Şimdi burada herkes kaçtı. Hiç kimse yok. Bir şey söyleyeceğim. Yüzüne konuşuyorum. Hadi niye cevap vermiyor bana? Evet, Evrim enteresan bir noktaya gelmiş. Böyle Barış'la Yasin arasında bir yerde ikisine de nasihatler veriyor. Konuşuyor falan ama şey bana çok saçma geldi. Yani hani Barış'a gidip şey demeleri. Hani ya işte bizimle gelip otur. İşte sen şey şöyle yap, şurada şey yap falan. Böyle bir dikte böyle üstten bir şey yapıp onu bir şeye zorlama gibi. Bilmiyorum ben. Evrim'in mi öyle yaptığını düşünüyorum? Evrim'in herkesin böyle Nisan'ın her yani gönüller özel... takımında böyle bir şey var. Çocuk istemiyor. Bu kadar. Yok, hayır, şöyle bir tamam yapacağım diyor Yasin, ama yapacağım diyor ama yapmıyor. Barış zaten takımla iç içe olmak istiyor ki normalde. Hani söylediği, dile getirdiği o eyleme. Nasıl ya? Eyleme o olmayabilir. Ama hani diyor ya, ben de aslında takımın içerisinde olmak istiyorum gibi bir durumu var. Hani öyle bir isteği var, çünkü beni dışlıyorlar demek ne demek? Ben sizinle olmak istiyorum ama siz buna izin vermiyorsunuz demek. Öyle değil mi? Öyle yani, demek de Barış ama bunu istemiyor ki aslında. Tamam işte, asıl zaten problem orada. Ama yani işte Barış bunu dile getiriyor ama şey eyleme diyor. Döktüğün zaman ortada hiçbir şey yok. Aslında Barış bunu yapıyor. Kendi isteğiyle işte uyumaya gidiyor. Sonra da diyor ki ben işte şarkı söylemeyi sevmiyorum. O yüzden uyumak istiyorum. Bu arada ben çok beni yorgunum, hiç dışlıyorlar demedi Barış. Beni yalnızlaştırıyorlar, beni dışlıyorlar, beni istemiyorlar gibi bir durum söz konusu. Hayır, söz konusu farklı bir şey ama Barış hiçbir zaman beni dışlıyorlar, beni istemiyorlar demedi bu arada. Öyle bir şey dedi ama Bora. Dedi mi? Ben hatırlamıyorum. Öyle hatırlıyorum. Yani beni... İçlerinde çok istemiyor bir şey dedi. Evet aynen öyle, öyle bir şey söyledi ama aslında problem, yani problem değil de şunu demek istiyorum ben. Şimdi orada da Yasin diyor ki ben konuşmaya çalışıyorum ama konuşmuyor. Aslında yani Yasin orada konuşmaya çalışmıyor ki, sorduğun soru ben nerede hata yaptım?
Yani bunu senin Barış'a söylüyor olman, Barış sana ne diyecek, sen benim üstüme bu şekilde geldin, sen burada hatalısın, sen bunu yaptın, işte sen küfür ettin falan filan vesaire, bunu mu demesi gerekiyor? Yani orada bir uzlaşacağı bir konuyu açmıyor ki Yasin, Barış'ı eleştirsin bu, evet, durumda. E şimdi Barış'a sen kalkıyorsun, ben niye yine hatalı çıktım? E bunu sorduğunuz zaman zaten Barış'tan alacağın bir cevap olmaması lazım. Barış'ın yaptığı da doğru, dinliyor ve akabinde akşam olduğu için, uyumak için de barakaya geçiyor. Bence olması gereken de buydu. Barış olması gerekeni yaptı. Yani orada konuyu uzatsaydı, sen burada hatalısın, sen bunu yaptın deseydi. Aslında evet, Yasin'in yapmak istediği orada tekrardan bir alevlendirme çıkartmaktı. Onu istedi ve başaramadı. Ya doğru olanı yapmış olabilir, evet, ama mesela şöyle bir söylemi de var. Diyor ki evet, bir olay yaşadık ama ben açık bir kapı bıraktım. Şimdi açık kapı bırakan bir insan da mesela bu konuyu orada konuşabilir sanki. Bunda bir kötü niyet ya da art niyeti var demiyorum ama açık kapı bırakıyorsan şunu söyleyebilirsin o zaman orada. Kardeşim, ben şurada bir hata yaptım, sen burada bir hata yaptın. Keşke böyle olmasaydı gibi bir konuşma da olabilirdi. Ama dediğin gibi aslında doğru olanı yapıyor. Neden? Çünkü Yasin gene zaten çok yüksek. Ondan belki ters bir tepki bekliyor. Evet. Kalkıp gitmesi belki doğrudur. Ama açık kapı bırakıyorum dediğinde de böyle bir konu karşına geldiyse, ama neticede çünkü Yasin de böyle bağırmıyor neticede. Evet, bir hesap sorar gibi bir tavrı var ama bir açık kapıysa da o zaman orada belki kartları döküp, hani diyor ya, halıyı kaldırıp altına süpürmek değil de konuşmaktan yana da olabilirdi bence. Ben bilmiyorum ama belki o gün yeri ve zamanı değil. Olabilir, şimdi tabii. Tartışma olmuş, konseyden çıkmışsın, bunlar yine tekrardan konuşulmuş. Şimdi sana hesap sorar gibi birisi bunu söylediğinde de şeye dönecek olay. Çünkü sen bunu yaptın, sen burada bunun hatasını yaptın. O onun hatalarını söyleyecek. O diyecek ki hayır, sen hatalısın, sen de bunu yaptın. Burada bir uzlaşma söz konusu olamazdı. Yine kavga çıkardı. Zaten daha yeni kavgadan çıkmışsınız. Bu olay tekrardan ateşlenecek. Bir anda tekrar kavganın içerisinde bulacaksın. Sonra bu sefer Yasin'in eline geçen koz şu olacak. İşte gördünüz mü, röportaja geçip tekrardan bana bunu söyledi. Barış burada haksız, Barış bunu. Onun yerine bence sakin kalsalar. Yani Yasin açısından söylüyorum. Yasin hiç üstüne düşmese, oyun alanlarında birbirlerine çaksalar, başarılar, takımı destekliyoruz falan filan. Geri kalan zamanda da adaya geçtiğinizde hiçbir şey yapılmasa, Barış'ın tercihi uyumaksa uyumayı yapsın. İşte tek başına denize girmekse ya da tek başına sahil kenarında oturmaksa tek başına kalsın. Yeri gelince sen onu davet edersin. O yok kardeşim, ben istemiyorum derse de, hani birazcık böyle bir akışına bırakılsa işler, o zaman hani her şeyi daha net bir şekilde görebiliriz. Ama Yasin bu kadar çok üstüne gittiği takdirde Barış'ı yüceltmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Melisa, sana sözü vereceğim de iki tane yorum okumak istiyorum. Yine Twitter'dan gelmiş. Bu arada birazdan hazırlanıyor. Ezgi, Dominik'ten bizle canlı bağlantıda olacak ve ünlüler takımındaki bu son konseyi değerlendirecek. Neler yaptı, neler yapamadı, hepsini Ezgi ile konuşacağız. Şimdi iki tane yorum okumak istiyorum. Niki de çok güzel, öfkeli civciv. Yasin söylemine göre Barış'ın kavga etmek yerine kendisini kenara çekip konuşmasını istiyor. Fakat Yasin'in söylemleriyle davranışları arasında tezatlık var. Kendi yapmadığı şeyleri başkasına yaptırmaya çalışıyor. Barış'ın arkasından iş çeviren kendisiydi demiş. Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Bana yorumunuz var mı yani? Hani öyle güzel baktınız ki. Ya Yasin için aslında yani birazcık katılıyorum. Şöyle ki, şimdi Yasin zaten Barış'ın başarılı olmasını istemiyor. Yasin herkese böyle bir sözünü geçirmeye çalışıyor. Kendi egolarını daha ön plana çıkarmaya çalışıyor. İşte takımın çok iyiliğini düşündüğünü de zannetmiyorum bu konuda. Evet. Yasin sadece kendini düşünüyor. Yasin kendini düşünüyor. Yani ya, tekrar bir örnekleme yapacağım bunda. Tabii. Ekmek veya su olmasın. Hayır, şey. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ramazan da geliyor. Ben burada Barış'ı bir benzin istasyonu olarak nitelendiriyorum. Bugün bir saniye. Tamam, bugün Barış benzin istasyonu. Yani şimdi... Marka vermedi ama. Hayır, vermiyorum kesinlikle. Yasin bir araba ve takıyor vitesi 20'ye. Kendi otomatik kendi. 20'ye takıyor. 20'ye takıyor. Evet, sevgili seyirciler. Bir anda benzini bitiriyor. Bundan böyle arabalarda 20 vites var. Yeni buldum Melisa. Sevgili Elon Musk'la çalıştı. Ne kadar şeyine belirtiyorum yüksek olduğunu. 20'ye takıyor. Tamam mı? Bir anda benzini bitiyor. Direkt benzin doldurmak için ne yapıyor bu sefer? Barış'a saldırıyor. Barış'tan o benzini almaya çalışıyor ama sonunda motorunu yakıyor. Yani... Güzel. Motoru yaktım şu an gerçekten. Hayır, gerçekten böyle ama. Yani kendini bir deşarj olarak görüyor Barış'ı. Kendini ön plan atabileceği, kendini gösterebileceği bir şey olarak görüyor. Madde olarak görüyor Barış'ı.
Sonunda kendi elinde patlıyor. Evet. İşte aslında güzel. Söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutmaması şu. Sürekli takım olalım, kimseye hak geçmesin falan böyle yapıcı konuşmalarıyla evet. Barış'a davranışı ya da aslında genel itibariyle takıma davranışı aynı şeyler olmuyor. Burada işte Barış'ı kötülemesi, işte siz motivasyonu kaybettiriyorsunuz, düşürüyorsunuz, sahanın içerisine girip bağırmak ne demek? Onun dışında kendisi oyun alanındayken, oyun oynarken neden bana seslenmediniz, neden bana topu söylemediniz? Mesela burada kendisiyle çelişiyor olması. Onun dışında Barış oyunu kazandığında hani herkesin birlik beraberlik içerisinde olmasını söylerken Barış oyunu kazandığında arkasını dönen bir Yasin var, ayağa kalkmayan bir Yasin var. Onun dışında başka bir şey daha vardı aklımda ama hani hangisiydi? O kadar çok şey var ki Yasin'in yani Barış'la alakalı. Barış'ı çok eleştiriyorum. Haklı olduğu zaman hakkını vermeye çalışıyorum. Her yarışmacı için de bunu yapıyorum. Ve bir şey yorumlarken de insanların dışarıdaki karakterlerine, şahsiyetlerine, ailelerine hiçbir şey söylemeyerek sadece Survivor'daki çizdikleri yolda ve bana her açıdan bakmaya çalışıyorum ben bu olayı aslında. Öyle söyleyeyim. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu sene Survivor'da bana geçmeyen tek bir yarışmacı var. O da BUM. Yasin mi? Kesinlikle. Evet. Hiç. Ya enteresan. Mesela dün ben şeyi seyrediyorum. Röportajını seyrediyorum. Bandanası var kafasında. Üstüne anti oyuncu yazmış mesela. Ve bu konuyla ilgili bazı arkadaşlarını suçluyor. Bilmiyorum gördünüz mü ama orada parantez içinde B-E harfleri var yani. Yani... Bana şu an desen ki Survivor'da Bora Edin değildir herhalde. Olabilir ya bak doğru söyledin ha. Ne bileyim. Barış Evrim be. Tabii ki. Ya Survivor'da desen en çok bak en doğal kim? Gerçekten Yasin derim. Ama en çok oynuyor gibi kim gözüküyor? Yasin. Ona da Yasin derim biliyor musun? Ama adam dışarıda da böyle. Bak ben MasterChef'e gelip gidiyordum kanala buralarda falan ki bu Survivor sürecinde ben de konuşuyordum Yasin'le falan. Çok iyi, çok düzgün bir çocuk. Pırlanta gibi kalbi var. Ama orada yani bir böyle MasterChef'te de aslında biraz böyleydi ama bir aşırı şeydi. Şimdi MasterChef, bak bu neye benziyor biliyor musun aslında? Biz var mısın yok musun da, hoş MasterChef'te aslında bir finale gitme olayı vardı. Biz var mısın yok musun da mesela çok kavga etmeyen bir ekiptik. Çünkü ortak bir paydamız yoktu. Herkes her gün böyle çok neşeli, çak çuk falan böyle. Bir gittik Survivor'a, herkes birbirine girdi. Öyle enteresan bir şey oldu. Evet. MasterChef'te yarışan Yasin de yine çok uyumluydu. Ya da bazen arkadaşlarıyla sürtüşmeler yaşıyordu ama hep böyle eğlenceliydi. Ama burada Survivor'da demek şunu anlıyorum. İnsanlar açken ve özlemle yanıp tutuşurken bir farklı insan oluyorlar. Tabii hepimiz öyleydik. Biz de öyleydik. Mesela şimdi biz burada konuşuyoruz, ediyoruz. Ya Barış şöyle, Ahmet şöyle, Mehmet şöyle. Ben nasıldım abi? Ben de hatalar yaptım. Hepimiz yani. Yunan'la yani. Hepimiz yani. Sen de öyle, sen de öyle. Evet. Hepimiz yani. Ama biz de zaten konuşurken burada kimsenin normal hayatıyla eleştirmiyoruz. Biz burada insanları, yarışmacıları Survivor'da yaptıkları olaylar üzerinden değerlendiriyoruz. Ki burada bu bir oyunsa, çünkü ben bunun bir oyun olduğuna inanıyorum. Ve yaşanan her şey orada kalıyor. Bu bir oyunsa bu oyun içinde de belli planlar, belli şeyler, bir yola başvurabilir insan. Bunda da doğru. Kötü bir şey yok. Yani bunu yapıyorsa da bu arada bu Survivor içerisinde oluyor. Oturup da ben şöyle bir şey söyleyeyim ya çok karaktersiz bir adam diyemem zaten. Emeğime haksızlık etmiş olurum. Ben çünkü burada Survivor'da yaşanan bir şeyi yorumluyorum. Orada sen böyle bir plan yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama bu seni ne kötü bir insan yapar ne senin işte aileni kötü bir aile yapar. Tabii. Biz oradaki şeyleri yorumluyoruz dediğin gibi. Kusura bakma araya girdim ama. Doğru aynen. Yani aklın yolu bir zaten bunu konuşuyoruz. Zaten çıktıktan sonra da bütün Survivor yarışmacılarıyla biz can ciğer arkadaş oluyoruz birçoğuyla diyebilirim. Şimdi Melisa sana bir soru var. Güzel bir soru aslında. Yorumunu istiyorlar. Samir Kalaç beyefendi. İyi yayınlar. Yasin bu gidişte şampiyon yapacak Barış'ı ve Berkan Cemalcan Nisa'da Yasin yanında yer alırlarsa şampiyonluk yolunda yara alırlar. Sizin yorumunuz ne yazmış? Zaten dediğim gibi... Şu anda bütün bir takım var aslında ama bir kişi var orada. Bir Yasin. Yani Yasin'in tekrardan bir şemsiye olarak nitelendiriyoruz. Onun altında bir Cemalcan. Aslında Berkan şu anda tam olarak değil. Ama girmek üzere o şemsiyenin altına. Eğer bundan sıyrılırlarsa eğer biz bir Gönüller takımı izlemeye başlayacağız. Ama onun haricinde şu an herkesin yani Gönüller takımının bütün görevi Barış'ı şampiyon yapmak. Barış'ı şampiyon yapmak için şu an bütün görevi istenmişler. Hepsinin sadece bir görevi var. O da Barış'ı şampiyon yapmak. Evet, bir yorum daha okuyayım.
Sevgili Birol Özdoğan yazmış. Bizim Birol Doğan abimiz var mı bir akrabamız bilmiyorum ama. Barış gerçekten dışlanıyor mu? Yoksa Barış kendini dışlanmış gibi mi göstermeye çalışıyor? Damla? Ben en başından beri söylüyorum. Ben takımın dışladığını düşünmüyorum. Tamamen bu Barış'ın seçimine ne olduğunu düşünüyorum. Barış çok fazla arkadaşlarıyla diyalog içerisine girmek istemiyor ki. Zaten bunu röportajında dile getirdi. Ben buraya arkadaş kazanmaya gelmedim. Ben buraya bir hedef için geldim. Bu olabilir, bu çok normal. Bir stratejiyle gitmiş olabilirsin. Ama bunu dışarıya ve arkadaşlarına çok aslında böyle yansıttığında bence orada şey duruyor. Kötü duran taraf o. Bir strateji yapabilirsin, elemelerde strateji yapabilirsin, oyuna çıkarken strateji. Hani ben hep şey alayım, düşük performanslı bir yarışmacıyı alayım diyebilirsin. Ama işte bak hep düşüyor, her hafta, her gün düşük yarışmacıyı, işte performansı kötü olan bir yarışmacıyı seçtiğinde ne oluyor? Halk bir anda diyor ki ya bunun performansı evet iyi görünüyor. Hani atıyorum 90 puanla zirvede ama işte hep kötü oyuncularla oynuyor. O zaman da eleştiriyor insanlar. İşte bunları insanların gözüne sokmaması lazım Barış'ın. Bir strateji yapabilirsin, o kafayla da oraya gidebilirsin ama işte en azından arkadaşlarınla da bir yerde anlaşıyor olman lazım. Hani şarkı söylemeyi sevmiyor olabilirsin ama bir yerde yine de git yanlarına konuşmaya çalış. Sen kendini böyle dışlanmış gibi göstermeye çalışma. Bence oradaki yarışmacıların en büyük hatası da bunu fark etmiş olabilirler. Hani Barış'ın hep yalnız kalmak istediğini fark etmiş olabilirler ama siz de o zaman bu kadar çok üstüne gidip onu yüceltmeye çalışmayın.